Otomobil dünyamdan merhabalar. Bugün sizlere BMW 4 serisinin lansmanından sesleniyorum. Evet, model ülkemize giriş yaptı. 4 serisi BMW için aslında bir milat niteliğinde. Aslında model günümüze kadar 3 serisi kupe olarak anılıyordu. Ama artık BMW 3 serisinin kupe haline sadece 4 serisi diyecek. Tasarımsal anlamda 3 serisine büyük oranda benzeyen model özellikle yan profilinde 3 serisinden ayrılıyor. Burada otomobilin kupe karakterisine özgü bir tasarım dilinin kullanıldığını görüyoruz. Otomobille ilgili bugün sizlerle ilk izlenimlerimizi paylaşacağız. Yeni 4 serisi belirgin bir şekilde zaten bunu otomobili canlı canlı gördüğünüz zaman çok net bir şekilde algılıyorsunuz. 3 serisine göre daha dinamik bir otomobil oldu. Bu ne şekilde oldu peki? 3 serisi F30 karoserli aslında 3 serisiyle çok büyük oranda benzer bir karakteristiğe sahip model. Bu otomobilden ama kupe karoserinden dolayı daha uzun, daha alçak ve en önemlisi aslında modelin genel ağırlık merkezi burada daha aşağıda. İşte bunun izlerini çok çok üst limitlerde daha net bir şekilde görebiliyorsunuz. Otomobil çok çok üst limitlerde 3 sedana göre daha geç kayma eğilimlerine başlıyor ve daha iyi tutunma dinamiklerine sahip doğal olarak. Ama tabii ki bu durum çok böyle normal kullanımda çok böyle hissedilir bir düzeyde, hani 3 sedanla farklılık yok. Ama otomobil kupe karakterisini, yere daha yakın olan yapısını size sürüşte her an hissettiriyor. Tabii bu etmeni doğuran en önemli sebeplerden bir diğeri de gördüğünüz gibi tavanın daha benim yakınımda olması 3 sedana göre. İşte bu durum otomobilde daha sportif bir karakteristik içeride de sunmaya devam ediyor. 4 serisi 3 serisiyle aynı kabini paylaşıyor. Belki burada modele özgü bazı farklı detaylara yer verilebilir de. Otomobilin içerisinde hacim anlamında tabii ki ön taraf kupe olmasından dolayı daha başarılı. Arka taraftaki baş mesafesi 3 sedana göre biraz daha kısıtlı burada. Ama diz mesafesi gayet iyi. Modeli standart halinin haricinde 3 serisi gibi 4 farklı donanım paketiyle alabiliyorsunuz. Limitlere çıktığımızda gerçekten 4 serisinin çok başarılı olduğunu ve 3 serisine büyük oranda benzeyen bir sürüş karakterisinin olduğunu burada çok net bir şekilde görüyoruz. Şu an Sport Plus'tayım. Aynen 3 serisinde olduğu gibi burada sınırlı kaymalara izin veriyor bu mod. Sport'a alırsam eğer sadece çekiş kontrolünü kapatmayı da bana sunmuyor. Yani şu anda tüm elektronik sistemler devrede. Bu şekildeyken artık otomobil benim kayma isteklerime hiçbir şekilde geri dönüş yapmıyor. Beni tamamen frenliyor limitlerde, kayma isteğimi bu şekilde geri çeviriyor. Sport Plus'a geçtiğimizde çekiş kontrolü kapatıyor, işte sınırlı kaymalara izin veriyor. 8 ileri bir oran var şanzımanda, 3 serisinde olduğu gibi burada da 8 ileri bir oran var. Ve modelin çok dengeli bir yapısının olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Gördüğünüz gibi Sport Plus'ta özellikle sınırlı kaymalara izin veriyor. ESP'yi de tamamen kapatabiliyorsunuz ve otomobilde baş başa kalıyorsunuz. Bunu kapattığınız zaman model artık tamamıyla sizin emrinizde oluyor. Dinamik ve güven verici bir sürüş karakteristiği var 4 serisinin. Aynen 3 serisinde olduğu gibi. Gördüğünüz gibi burada otomobilin gerçekten çok çok daha net bir şekilde dinamiklerini görebiliyoruz. Ama şöyle bir noktası var. Diğer BMW testlerinden de bu vurguyu yapıyorum. Arkadan itişli birçok otomobili kullandık biliyoruz. 4 serisi de diğer BMW'ler gibi bu işi en iyi yapan modellerden birisi. En iyi yapandan kastım şu: model kayma anında sizin tepkilerinizi çok iyi bir şekilde analiz edebiliyor. Bunun sebebi ise otomobilin özellikle direksiyonun çok ama çok hisli olması. Dört serisi 420 dizel ve 428 iyi olmak üzere iki farklı model seçeneğiyle geliyor. Bu motor seçenekleri istenirse BMW'nin X-Drive sistemiyle de alınabiliyor. Lansman sürecinde test ettiğimiz model ise 420 dizeldi. Bu model 2 litrelik dizel motoruyla 184 beygir gücünde ve 380 Nm torque değerine sahip.
Bu motoru 3.20 dizelden tanıyoruz. 4 serisinde de gayet başarılı değerler sunabilmiş. Modelin 7.3 saniyelik 0-100 ve maksimum 232 km'lik hız değeri var. 4 serisi konfor anlamında da gayet başarılı. Bunu otoban sürüşlerinde çok net bir şekilde görebildik. 4 farklı sürüş modundan Sport ve Sport Plus'ı dinamik sürüşlerinin yanı sıra Comfort ve Eco Pro modlarının da otoban sürüşlerinde katkısını daha fazla görebildik. 8 lira otomatik şanzımanın da avantajıyla Eco Pro modunda model ekonomiye kendisini alıyor ama Comfort modunda BMW 4 serisi kabindekilere konforlu bir sürüş sunabilmek için her şeyi yapıyor. Modelin yalıtımı gayet başarılı, süspansiyonları serte dönük ama şehir içi sürüşlerde bu sertlik kabinde çok büyük bir rahatsızlık uyandırmıyor. 4 serisi şimdilik 2 farklı motor seçeneğiyle geliyor. 435i de özel siparişle getirtilebiliyor. Modelin en güçlü versiyonu olan M4 ise 2014 yılının Mayıs ayından itibaren ülkemize gelmeye başlayacak. Evet, sizlere BMW 4 serisi lansmanından seslendim. Bu arada modeli çok detaylı bir şekilde kullanma şansımız olmadı. Kısıtlı bir zaman diliminde kullanabildik. Modelin detaylı test izlenimine önümüzdeki dönemlerde yer vereceğiz. Başka bir teste, başka bir lansmanla görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.